Hatta şu anda dünya ikincisiyim dünya kupasında. Wow, çok iyi. Temmuz ayında sonuna erdi. Maalesef ondan sonra Ağustos'ta ayağımı kırdım. Çok geçmiş olsun. O zamandan beri ciddi bir fizik tedavi süresinden geçiyorum. Şu anda işte PT akademideyiz. Burada antrenmanlarıma devam ediyorum. Şimdi de sana birkaç hareket göstermek istiyorum. Evet, sen benim antrenmanımı biraz şey yaptın. Ben de Urban Riders'da antrenman yapıyorum ama bakalım. Senin antrenmanlarını ilk atacağım, benimki antrenmanlarını. Bir görelim bakalım bir dünya şampiyonunun antrenmanı nasıl işte. Normalde çiğbordunun üstünde hiç daha önce çıkmış mıydın? Hiç. Ama izledim birkaç video. İzledim birkaç video. Hiç kaykay ya da o tarz snowboard bir yapıyorsun. Sadece bir kere yaptım. Ya, o zaman birazcık zorlanabilirsin. Bu şekilde atıyorsun. Sonra yavaş yavaş ayağını ayağa doğru vermeye başlıyorsun. Sonra dengeliyorsun. İşte ben bunu hayatta yapamam. Hayatta yani. Evet, bununla başlayalım. Ondan sonra üzerine işte kol koordinasyon hareketleri yapacağız. Bir de kol hareketleri mi? Evet. Biraz ben yeni bozuldu. Ben sıvı. Tamam, o zaman sol taraftan başlayalım. Önce sol ayak mı? Şu ayağını ilk acı koy. Ha. Oraya basarsan biliyorsun buraya da basacaksın. Kayıyor. Hiç fena değil. Tamam tamam. Onu çalış çalış. Sakatlanmaya gerek yok. Biraz daha kenara koyuyorum. Evet. Olsun. Oturamadım bir türlü. Çok zor biliyor musunuz? Normalde insanlar bunu ne kadar sürede öğreniyor? Yani normal yok aslında ya. İnsandan insana çok değişiyor. Ama şu an iyi gidiyorsun. İlerleyemiyorum oraya doğru. Biraz daha ağırlıyor ama. Çok iyi. Kaskı takalım mı arkadaşlar? 5 saniye şu an durdum. Orada siz etrafa bakıyordunuz, 5 saniye durdum, kimse görmedi. Onu sen bilerek mi sallıyorsun? Evet, bunu şey arkada omuz stabilizasyonu yapıyoruz. Kolun düz olması lazım. Omuzdan mı sallıyorsun? Bunu da ne kadar sallayabilirsen o kadar iyi. Normalde burada şu dumbbell ve şu alet yerine yerken tutuyorum yani. Sörfçü dedik, Viking çıktı. Evet, benim bunu yapmam imkansız, ben şimdiden söyleyeyim yani. Gerçekten, belki şunu tutarım ama onu sallayamam. Bence sen mat kullanmazsın. Sen pisliksin o. Kullanmam tabii. Tamam düşersem kesinlikle sorumluluk buralara ait değildir. Onu da özgürlendirmesini yapalım. Evet bravo. Çok güzel. Yere bakarsam düşerim. Yere bakarsam düşerim. Yere bakma. Tamam. Öne bak. Tamam. Şimdi bırakıyorum ben. Bırak. Şimdi sallara. Evet kol. Ama bir şey söyleyeceğim. Başardım sayıyorum kendimi. Bence o zaman bir sonraki harekete geçelim. Bence de bir sonraki harekete geçelim. Bağımlılık yapıyor, akşama kadar yapacağım. Evet, sıradaki hareketimiz. Bu böyle çok masum görünen bir salma ancak. Evet, çok basit gözüküyor. Ama hiç öyle değil. Şimdi bunun üzerine tek ayakta denge çalışacağız. Evet. İlk önce iki ayaklı çıkıyorsun üzerine. Sonra ortalıyorsun. Tek ayak üzerine durmaya başlıyorsun. Burada da bel konsantre olman lazım. Evet. Aşağı bakarım bel konsantre olsun mu bakarım? Sonra kalmış ama belli bir noktaya bakmak genelde dengeyi geliştiriyor. Şu şekilde duracağım. Amacın şu alttaki platformu az sallamak. Mümkün yok az sallamak. Evet. Hazır mısın? Bunu zor bir sallamak değil mi? Bu çok masum görünüyor. Evet evet ben masum görünüyorum. Bunu aynı değil. Ben yine soluyorum. Hangi ayağımı sunuyordum ben lazım? Nasıl rahat istersen ya. Sol durdurmam sanki duramadım. Aa! İki ayakla durması bile zormuş. Sen şimdi bunu nasıl ortaladın bir saniye? Ayağını durma... yavaş yavaş. Durması lazım şu an oldu. Yavaş yavaş. Aynen öyle. Çok yavaş. Özür dilerim. Erik tanı gevrektir.
gidiyordu. Çok korkutucu. Tamam, sakin. Ben tek başına çok sallanıyorum. Çok zor. Yapacağım bir saniye. Alışmam lazım sadece. Sadece alışacağım. İlk önce ortalığı. Tamam. Yok, ben bunu başarısızım. Bu. Tamam, o zaman gözler kapalı hiç denemeyeceğiz. Gözler kapalı yapıyorsunuz bir de bunu. Evet. Evet, sıradaki hareketimiz. Evet, bu da böyle oyun gibi. Biliyorum sen bilgisayar oyunları seviyorsun. Evet, seviyorum. O yüzden bu mükemmel böyle çok eğlenceli geçecek. Küçük bir trampolin üzerine bolu ters koyduk. Aha. Şimdi bana hocam çok atacak. Ben squat yapacağım ve geri atacağım. Evet, bunu ben sonra ben mi yapacağım? Sen yap. Hadi bakalım. Bu evet, biraz daha senin yapışına göre kolay gözüküyor. Bu çok zor değil. Diğerleri daha zordu. Çıkış taktiği var mı? Taktiği diye bir şey yok. Bam gideceğiz. Daha oynayacağız. Çıkış ilk önce trampoline. Heh. Evet. Hadi bakalım inşallah şu an. Çok sert bakalım. Tamam. But I wake up and nothing's wrong. Just get ready for work. For me, I be work. Toplayacağım birazdan. Düşmeyeceğim. Çok özür dilerim. Ama bu titrememin sebebi tamamen ayaklarımın biraz dengesiz tutuşum. Yoksa... Dersen biraz yok, squat etmem de olmalı bir şey. Antrenmanlarına squat var mıydı? Evet vardı. Ağırlıklıydı genelde. Hani olimpik bar bir 70 kilo falan basıyorduk yani. Burada neden bu kadar zorlandım anlamadım. Böyle ağırlıklı antrenmanlara evet. Bu bayağı denge. Evet, daha iyisin. Alıştın galiba. Evet. Daha iyi. Barış arada beni dinlendirdi. Bunu hep konuşmuş bir taktik bu. Evet, şimdi sıradaki hareketi geçtik. Bu ne şimdi, ne yapıyoruz? O toplu hareketlerimiz var. Bu da yine bütün vücuttaki dengeyi geliştiren bir hareket. İlk önce şöyle iki elinle dengeyi sağlıyorsun. Böyle ayağa kalkıyorsun. Yani diz üstü. Aynen. Sonra sağa bak. Sola bakmalı. İçinden bir ses, bunu da yapamayacağım. Daha önceden hiç böyle bir top kullanmış mıydın? Ya, hayır. Tamam. Hiç böyle bir antrenman yapmadım. Evet, hazır mısın? Hayır. Kesinlikle hayır. Buna kimse hazır değil. Şimdi günün ilk düşmesini izleyin. Burada kesin düşeceğim çünkü. Bu çok zor olacak. Nasıl dengede durabilirsin ki bunun üstünde? Niye geri geliyorum ben? Yaparsın. Sen düşmemi istiyorsun. Biraz daha kendimi çok öne doğru iteceğim. Ve yapamayacağım. Yapıyorum. Ben inanıp da geri gidiyoruz. Bunun bir sebebi olmalı. Popom çok mu ağır benim? Ben korkuyorsun. Korkudan oluyor. Evet, öne doğru düşersem bu şekilde... Allah Allah. Ya çok zor, Allah'ım yarabbim. Şu ana kadar iyi gittim. Ve 30 evet. Saniyedir buradayım şu an. Şimdi elleri... Eller gidince ben de gidiyorum. Gitmedim. Gitmeyeceğim, biraz. Evet, bravo. Şimdi nasıl dönecektik? Şimdi ilk önce bir dik o. Pes edeceğim şimdi. Of. Tamam, bir şey söyleyeceğim bak. Objektif olarak ilk günü. Evet. Nasılım? Bence bir iki hafta sen çalış. İki hafta? Çok dedin ya. Yok ya, ben yapamıyorum daha fazla. Birazcık daha deneyeceğim ama siz videoyu kapatın, ben deniyorum ya. O zaman arkadaşlar, umarım bu bölümü hoşunuza gitmiştir. Ben çok eğlendim Berman'ı izlerken. Yapamam işini özellikle. Kendi YouTube kanalım var. Lena Erdil diye bakabilirsiniz. Rüzgar surf antrenmanlarımı oradan paylaşıyorum. Bol bol seyahat ediyorum. Bir de Lena Erdil Instagram hesabıma abone olursanız sevinirim.